İyi günler. Hem küresel hem Türkiye özelinde hem siyasi hem ekonomik anlamda çok önemli değişimlerden geçiyoruz. Böyle yoğun bir gündemde çok özel bir röportaj ve çok özel bir isimle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'la beraberiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne kadar yoğun olduğunuza ben bizzat da şahit oldum. O G20 gidip gelme, 19 saat git 19 saat gel, görüşmeler yap hemen geri dön. Oldukça yoğun, başlıklar da yoğun ama ben müsaade verirseniz bir ekonomiden önce malum gündem ABD ile ilişkilerle başlamak istiyorum. Çünkü eninde sonunda o ekonomiyi, piyasaları da etkiliyor. Yani şimdi daha çok gündem rahip krizi gibi duruyor. Ama mesela daha önce vize krizinde de ABD ile bir gerginlik olduğunda rahibin hiç adı yoktu ve 2 yıldır mahkumdu. Yani işin köküne inersek gerçekten asıl sorun nerede ve bu son yaptırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii son dönemdeki gelişmelere bakarken, onun etkilerine bakarken duygusallıktan ayrı rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Devlet olmak da, devlet aklını temsil etmek de bu çerçevede. Nitekim iki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Özellikle güçlü tarihi ilişkileri işte NATO ittifakıyla stratejik müttefikle birleştiren bu iki ülke arasındaki ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek gerekir. Nitekim Türkiye olarak biz hep bu akılla hareket etme üzerine süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Nitekim son dönemki gelişmeler, farklı paydaşlar, farklı siyasi söylemler ne şekilde olursa olsun devlet ağırlığını hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Dolayısıyla bu çerçevedeki son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yönetilmesi, bizim planımızda, arka planda yürütülen görüşmeler noktasında hep çözüm ve ortak akıl çerçevesinde yürütürken, son bugün gerçekleşen, sabah gerçekleşen Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmede bu anlamda iradenin güçlü bir şekilde masada olduğunu ve ülkeler arasında problemler olur. Bugün ne olur? Yarın da olur. Yani bugün var, yarın yok. Yok oldunuz. İki ülke arasında koptu. Yok. Yüzlerce yıldır. 100 yıl savaşları var Avrupa arasında. Öyle mi? 30 yıl savaşları var, mezhep savaşları var, milyonlarca insanın öldüğü 1. 2. Dünya Savaşları var ama ne olmuş? Diplomasi hep üstün gelmiş ve ilişkiler devam etmiş. Mesela Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de öyle. Bazen geriliyor, bazen oluyor ve sürdürülebilirlik her zaman masada oluyor ve diplomatik akıl kazanıyor. Çünkü diplomasi bunu gerektirir. Amerika ile ilişkilerimizde de bu böyle. Dolayısıyla Amerika'daki ilişkilerimizde de bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün aramızdaki ilişki gergin olabilir, yarın düzelebilir. Dolayısıyla hep bu usulü gözeterek unutmadan yürütmek lazım. Son dönemki dalgalanmaların akabinde biz hep bunu üstün tutmaya çalışarak, ben hep bu açıklamalarımda da hep bunu üstün tutmaya çalışarak yürütüyordum. Nitekim sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. Görüşmeyle ilgili bilgi aldım. Tüm bu çerçevedeki kriptolara da baktım falan. Yani bu noktada baktığımızda iki ülke arasında hakikaten iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır düzeyde güçlü bir iradenin olduğu masada ortaya konulmuş. Bu önemli bir adım. Onun dışında iki ülkenin Dışişleri Bakanı da yetkili bir şekilde o toplantıda, bu sabahki görüşmede çözüm yönünde bir irade ortaya koymaya yönelik bir netice alınmış. Bu da önemli. Dolayısıyla iki ülkenin Dışişleri Bakanı ülkelerine gelecekler. İki ülkenin arasındaki potansiyel ve mevcut krizlerle alakalı nasıl bir çözüm haritası, yol haritasını belirleme noktasında pozitif bir irade ortaya koyarak bu görüşme gerçekleşmiş. Bu olumlu çünkü Amerika ile birçok konuda anlaşamadığımız hususlar var. Bazen azdı, bazen çoktu. Mutabık olduğumuz konularla ilgili pozitif adımlar atıldı. Atamadığımız konularla ilgili süreç içerisinde yanlış olan hususlar tespit edildi. Onların da çözümüyle ilgili adımlar atıldı. Yönünde hep bugüne kadar yaşadık işte. Suriye konusuyla ilgili, Münbiç konusuyla ilgili işte bir dönem gündemimizi alıyordu. Şimdi mutabakata varıldı. Bununla ilgili çözüm adımları atılıyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda günlük söylemlere dayalı, provokatif, manipülatif bilgilere dayalı değil, devlet aklının, vakarlığının, ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle refleks ortaya koymak lazım. İşte o son dönemde o konmuyor gibi bir algı oluştu. Yani siz bunu ara bir dönem diye mi değerlendiriyorsunuz? Bir de Bakan Bey'le konuştuğunuzda Sayın Çavuşoğlu'yla dünden daha iyi bir durumda mıyız o zaman ilişkiler tabii arasında? Ki. Tabii ki. Çünkü şimdi araya farklı kanallar, farklı söylemler girdiği zaman piyasa veya ülkeler, bu toplum veya kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Ama işin
stres ve testi diyoruz, işte gerginlikler diyoruz. Piyasayı gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. Devletler hep bu ciddiyetle mümkün olduğu kadar. İpler hiçbir zaman kopmaz. Hani derler ya, iki ülkeler arası ipler. İşte Amerika, Kuzey Kore işte görüşüyorlar, görüştüler. İşte İran, şimdi tekrardan bir görüşme. Yani toplum ve kamuoyu şunu bilmeli. Hepten kopmak veya hepten yakınlaşmak noktasında değil, bu iletişimin doğru bir şekilde yürütülmesi. Aynı evin içerisindeki iki kardeş bile aynı konularda anlaşamıyor. 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra barışıyorlar. Böyle bakmak lazım. Biz hep böyle bakıyoruz. Böyle bakan tarafta olduk. Bu stratejik müttefiklik hukukuna bu şekliye bağlı olduk. Ama tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yapıcı üslubu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte yumuşak başlı koyun hikayesi gibi olmadığını da tarihten, yüzlerce yıllık tarihimizden bilir. Biz hep yapıcı, konstruktif denen bir tarzda olacağız, olmak durumundayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da her koşula da hazır olmak zorundayız. Her koşuldaki alternatifi de ona göre yönetmek zorundayız. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi bugün gayet yapıcı, olumlu bir süreç var. Ki ülkenin menfaatine olacak şekilde yapıcı bir iletişimin devam ettirilmesiyle güçlü bir irade masaya konmuş. İşte bu çerçevede de bunu biz korumaya gayret edeceğiz. Ha bundan sonra 5 dakika sonra şu oldu, 10 dakika sonra yok. Devlet aklı o ciddiyetle yönetmek zorunda. O onu söyledi. Piyasaya dedikodular duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Hele de medya camiasında, piyasa camiasında böyle manipülasyon ve spekülasyon özelinde ortalığı böyle karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri hep vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım. Günlük haberlere bakmayın. Günlük büyük de resimde o ilişkiler bir türlü rayına oturacak diyorsunuz. Tabii. Peki işin ekonomik boyutuna geçelim. Çünkü ekonomiyi hatta piyasalar ayağıyla da etkiliyor. Siz hani çok fazla sınırlı olacak demiştiniz değil mi? Bunların ABD ile ilişkilerde Türkiye ekonomisine etkisi. İnsanlar daha çok dövizi konuşuyor. Dün 5-10 seviyesine kadar da bugün hatta üstünü de gördü. Nereye kadar sınırlı olacak? Yani sınırlı olacak derken neyi kastediyoruz? Şimdi burada şunu ortaya koymak lazım Gökhan Bey. Biz yeni dönemdeki süreçle ilgili atacağımız adımlar, işte ilk verdiğimiz röportaj ve sürece bakarken biz artık günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Bugün şöyle oldu, sabah böyle oldu, öğlen akşam değil. Türkiye'nin yapısal bir ekonomik dönüşümü açısından çok güçlü bir süreci başlattığını, hele de 24 Haziran'la başlayan güçlü ekonomik yeni perspektif ortaya koyan resimle birlikte inşallah çok daha farklı bir süreci ortaya koyacağımızı ifade ettik. Ve bu önümüzde 5 yıllık bir artık güçlü bir iktidar dönemi var. 5 yıl sonra. Program zaten 5 yıllık yapacağız. Aynen öyle. Adı da artık orta vadeli program olmayacak i̇şte galiba. İsim önerilerini açıyoruz her yerden. Öyle mi? Daha konulmadı. İstiyoruz isim. Daha bakıyoruz işte. Bu buradan çerçeve. Bir son dakika çıkartırız ama daha ismi konulmamışız. İsimle ilgili. Nitekim bu hafta zaten OVP sürecini de başlattık. Yani kastım şu, OVP'ye birazdan gireyim ama burada kastım şu, güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. İşte güncel ve gündelik. Dün %2-3 euro değer kaybetti. Uluslararası piyasalar Merkel'e bir mikrofon, niye 2-3 kaybetti falan. Böyle bir şey değil. Ülkede bir sistem var, bir ekonomik dönüşüm var, orada oturmuş bir altyapı ve bir süreç var. Türkiye olarak biz artık güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil, yapısal olarak çok güçlü bir dönüşümü, sanayi üretimi, üretim endeksine dayalı, hakikaten Türkiye'nin istihdam manasında, cari değil yatırım manasında istihdam büyüyen bir modele geçişiyle alakalı bir sürecin altyapısını, kırılımlarını çok detaylı bir şekilde çalışıp bu süreci başlattık. Çünkü Türkiye olarak biz sürdürülebilir, sağlıklı bir büyümeyi, bütçe disiplini ve dengeli bir mali disiplinle birlikte, para politikasıyla birlikte eş güdümlü halde yürütmek durumundayız. Ve bu dönemde hep onu söyledim, hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve koordineli bir yapı ortaya çıkacak. Bunun adımlarını atmaya başladık. Nitekim OVP'ye baktığımızda hakikaten OVP'nin esas mantığını şunu ortaya koyduk. Bugüne kadarki paydaşlarından öte artık çok daha güçlü, çok boyutlu, farklı kesimlerin de işin içinde olduğu. Sadece kalkınma, hazine, merkez, maliye paydaşları değil. Reel sektörün, akademinin, bütün bunların yanında ekonomistlerin de olduğu, farklı paydaşların da işin içerisine girerek katkıyı ortaya koyarak çok daha gerçekçi, ayakları sağlam yere basan bir OVP'den bahsediyoruz. Burada tabii 4 tane unsur bizim için önemli. Bu OVP özelinde biz artık demin saydığım gibi katılımcı bir, farklı paydaşların da olduğu katılımcı bir düzeyde yoğun bir
çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. İkincisi, yeni Türkiye ve yeni ekonomi vizyonu dediğimiz resmi çok güçlü bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Bir üçüncüsü, küresel dili, küresel değişimi ve dönüşümü doğru okuyan, bu okuduğu resmi bu plana doğru bir şekilde enjekte eden, angaje eden bir dili yakalaması gerekiyor. Ve bir dördüncüsü de, ve en önemlisi belki, çok net ve somut hedefler ve bu hedefleri destekleyecek politikaları takip edilebilir, ölçülebilir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Bu dördünün temel unsur olarak ortaya konulduğu bu planı, en önemli belki ruhunu üfleyecek şeylerden bir tanesi de uyum ortaya koymak gerekiyor. Hakikaten bu uyumu da ortaya koyduktan sonra, ki bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Hemen alt gruplar belirlendi. 4 alt grubun dışında ilk defa yeni bir 5. grup oluşturduk. Tüm grupların temsilcileri bu noktada ilk toplantılarını bu hafta yaptılar. Hızlı bir şekilde koordinasyon açısından süreç başladı. 5. grupla süreç. Diğer paydaşlarla ilgili toplantımızda önümüzdeki hafta hemen hızlıca başlıyoruz. İşte makroekonomik tahminlerle alakalı grup çalışmaları hemen başladı. Tedbirlerle ilgili, yeni politikalarla ilgili, dönüşümle ilgili birçok alt gruplarla ilgili süreci, kurumlarımızın en uzman ve kaliteli arkadaşlarının da bulunduğu ekiplerle süreci başlatmış olduk. Neler çıktı yani şu ana kadar? Daha bir hafta ilk toplantıları yaptık. Hakikaten çok farklı söylemlerle birlikte hızlı bir şekilde katılım düzeyine dayalı bilgiler, yorumlar, tespitler, teşhisler, tedaviler, yorumlar, tavsiyeler gelmeye başladı. Dediğim gibi bu süreçle birlikte hedefimiz... Kısa vadeli herhangi bir adım olacak mı bu görüşmelerden veya ihtiyaç duyuluyor mu? Şöyle çok net söyleyeyim. Hedeflenen OVP programının ete kemiğe bürünüp artık açıklanma süreci Eylül'de. Eylül'ün ilk yarısında inşallah bunu en geç anons ederek süreci hemen başlatacağız. Tabi bununla eş güdümlü hem bütçe de aynı zamanda birlikte yürüyor. Hem kalkınma 5 yıllık plan, ki OVP aslında ruhunu itibar ettiği için 3+2+5, dolayısıyla hani 3+5 yıllık bir hem OVP hem kalkınma gibi de görebileceğimiz bir çalışma hızlıca yürüyor. Çünkü meclise sunulması gereken tarafı var, bununla ilgili çalışması gereken tarafı var, kağıt kürek işleriyle alakalı yapılması gereken adımlar var. Bunlarla ilgili hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Ama biz bundan ayrı, bu geçtiğimiz süreçte hakikaten çok güçlü adımlar attık. Yani mali disiplin, bütçe disiplini, hakikaten ekonomik anlamda fiyat istikrarı ile ilgili süreçlerle ilgili atmaya başladık. İşin kamu tarafı ile ilgili kamuoyuna bir kısmı çıktı, ama hakikaten aldığımız bakanlar kurulu kararı noktasında uygulama açısından tüm bakanlıklarımızla birebir %30'a kadar varan cari harcamalar noktasında bir tasarruf sürecini birebir görüşmelerimizi başlattık. Yani %30'a. Bu varan bakanlıklarımızın çoğunda birebir oturarak konuşarak, dolayısıyla kamu olarak da biz bu yeni dönemin cari disiplini noktasında, harcama noktasında, tasarruf noktasındaki süreci hızlıca başlattık. Bunun etkilerini göreceğiz. Nitekim evvelsi gün hazine borçlanma oranı piyasayı okuyan arkadaşlar tarafından çok güçlü bir şekilde bunun altının dolu olduğunu görmüştür. %125 borçluluk oranı biz %110 açıkladık. Yani burada sadece Ağustos ayında 3 aylık açıklanan %125'in %10'a düşürülmesinin ötesinde sadece Ağustos ayında 2.3 milyar TL hazine daha az borçlanarak ne yapacak? Piyasaya bu kadar likidite, daha büyük ve daha ciddi bir önümüzdeki süreç var. Dolayısıyla geldiğimiz ilk günden beri bunlarla alakalı finansal istikrar ve makroekonomik tedbirlerle ilgili hiçbir şekilde boşluk bırakmayacağız. İnandırıcı ve güçlü ve kararlı adımları atacağız. İşte en basitinden kaynak çeşitliliği dedik, alternatif enstrüman çeşitliliği dedik. İşte biz Afrika'dayken 3.6 milyar dolarlık bir kredi paketi, ki bu çok önemli bir husus. Çünkü hem bankalarımızda yeni bir kaynak oluşturacak, kamu bankalarımızdan finanse edilen bazı projelerle ilgili kaynak açılması olacak. Bunun dışında bu adımlar hakeza öyle. İşte dün özel sektörden bir grup, biliyorsunuz, 1.666 milyar dolarlık yeni bir finansman onaylandı. Sektöre, ekonomiye yeni bir giriş açısından önemli bir adım ortaya konuldu. Ve hep onu söylüyorum. Yani biz sadece batı, sadece doğu üzerinde değil, batıdan doğuya enstrüman çeşitliliği, kaynak çeşitliliği farklı manada, sadece bankacılık sektörü üzerinde değil, sermaye piyasalarının genişletilmesi anlamında çok güçlü adımlar atacağız. Atacağımızla ilgili zaten her geçen gün ortaya koyulan icraatlar ve politikalar bunun ne kadar sağlam düzeyde olduğunu ortaya koyacak. Yani ben hep şunu ifade ediyorum, Türkiye çok güçlü bir ülke, ekonomik olarak da güçlü bir ülke. Bu noktada bizim ihracat rakamlarımıza baktığımızda da bunu görüyorsunuz. İşte Temmuz ayı rakamları %11'den fazla yaklaşık artışla birlikte 163'ü buldu.
ve yıl sonu itibariyle 170 milyar dolar hedefini yakalayacak düzeyde. İthalatta bir şekilde da bir parça daralma var. %6.4'lük bir daralma. Burada sizce? İşte zaten bunun devam etmesi sadece kur dengesinden dolayı değil. Önümüzdeki dönem uygulayacağımız, bu zaten böyle devam edecek ama uygulayacağımız ihracat odaklı büyüme programının içerisinde stratejik sektörler ve bunların katma değerli ürünün dönüşümü noktasında da çok güçlü adımlarla daha da olumlu gelişecek. Yani bu konuda ben hiçbir endişe taşımıyorum. Yani hakikaten Türkiye'nin stratejik dönüşümü arasında üretim ve ihracata dayalı büyümeyi çok güçlü bir şekilde ortaya koyması lazım. Çünkü Türkiye büyümenin iki kırılımı dediğimiz two P's of growth, population, production, yani nüfus ve üretim. Türkiye nüfus olarak zaten %1.2, 1.3, 1.5 trendiyle büyümenin bir ayağı sağlam. Üretim anlamında da Türkiye 15-16 yıldır zaten bunu ortaya koyduğu için güçlü bir şekilde bu da masanın üstünde. Burada biz temeli, makro ihtiyati tedbirler, yapısal reformlar ve sağlam ve güçlü temel dönüşümle birlikte ortaya çok güçlü bir süreci. Ne zaman göreceğiz bunları? Hani güzel bir beklenti yaratılıyor ortaya. Söylem çok güzel. Ne zaman hayata geçecek bunlar? İşte bu bugün itibariyle yavaş yavaş geçmeye başladığını görüyorsunuz. O mali adımlar mesela dün de BDDK'nın açıkladığı mali adımlar. Şimdi siz söylediniz %30 tasarruftan bahsettiniz. Merkez Bankası enflasyon raporunda da hep böyle işin mali ayağına daha fazla önem veriyordu. Yeni başka adımlar da gelecek mi yakın dönemde? Şöyle söyleyeyim. Tedbirler açısından çok önemli adımlar attık. İşte bu tasarruf özelinde, piyasanın az para çekilmesi özelinde, enflasyona sebebiyet veren kırılımlar ve kalemlerle ilgili ince çalışmaya dayalı adımlar özelinde, işte bu ay, önümüzdeki ay, ondan sonraki ay itibariyle bunlar daha somut görünmeye başladığını göreceğimiz adımlar attık. Nitekim piyasadaki bu dalgalanma ve hakikaten oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi, ki bu da birlikte faizi de ortaya koyduğumuzda ciddi bir somut bir sıkı bir hedefimiz var. Bunu yakalamamız lazım. İşte BDDK'nın dün yayınladığı tebliğ çok önemli bir tebliğ. Özellikle piyasadaki cari harcamaların dengelenmesi. Hep biliyoruz ya, işte Türkiye sıcak ısındı, soğudu, işte şöyle oldu, böyle değil. Burada biz hep ne diyoruz? Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından da taviz vermeyecek, hem de büyümeden de. Ama bunu çok güçlü ve sürdürülebilir bir temele, reel bir temele. Cari anlamda değil, reel anlamda. Nitekim dün hakikaten kimileri için soğutma gibi algılanan bu çerçevede önemli bir adım attı BDDK. Merkez Bankası'nın adımları hakeza öyle. Şimdi piyasadaki önemli oyuncuların, yapıcılar attığı ve atacağı adımlara yakından takip eden her bir meselenin uzmanı, arkadaş, analist, hani hamasi, sloganik veya tarafgir bakanlar için konuşmuyorum. İşte arada duyuyoruz böyle. Şöyle olursa böyle olur. Ekonomi böyle bir şey değil. Tek başına bir konuda ahkam keserek yürütülebilecek bir şey değil. Ekonominin yüzlerce farklı parametrenin birleşip bir neticeyi ortaya koyan bir hikayesi var. Borsada şöyle, sabah böyle, öğlen şöyle oldu, şurada böyle oldu değil. Bütün bunların alt kırılımlarındaki parametreleri doğru bir şekilde okuyarak güçlü bir vizyonla ve en önemlisi uygulayıcı ve inandırıcı bir üslupla bunu ortaya koyacaksınız. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır. Ama seçimler, ama dış faktörler, ama iç faktörler, birçok faktörlerle ilgili farklı muamelelere maruz kaldı. Hiç layık olmadı. İşte risk primine bakıyoruz. Herkes mutabıkız. Risk primi Türkiye'nin yakışmıyor. Hiç doğru da değil, gerçekçi de değil. Doğru. Bunun kırılacağıyla ilgili aşağı yönde hiçbir endişem yok. Önümüzdeki süreçte bunları çok güçlü göreceksiniz. Çünkü değerleri. Tabii ki hak ettiği değerin de üstünde. Reel faiz özelinde de, tüm bu çerçevede de, enflasyondaki kararlı adımlarla birlikte bu trendin aşağı doğru, ben çok net söyleyeyim, aşağı doğru inmesi, faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönem tecrübe edeceğiz, göreceğiz. Ve 2018'in sonuna kadar ki bu güçlü attığımız adımların piyasadaki inandırıcılığı ve onun oluşturduğu güçlü algı ve güçlü adımların oluşturduğu beklenti ve 2019'da birlikte gerek baz etkisi dersiniz, gerek bu somut adımların ete kemiğe bürünmesiyle birlikte yapıcı geri dersiniz. 2019'dan sonra Türkiye zaten bu 5 yıllık süreç dediğimiz 19, 20, 21, 22, 23. Biz bu 5 yılı yapıyoruz. Ama 2018 sonuna kadar zaten güçlü adımlarla bunu konsolide edip bu 5 yılı çok sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Ha, bunun magazinini yapanlar, spekülasyonunu yapanları da göreceğiz.
Peki mesela spekülasyonu yapılır derken para politikasına da gelmek istiyorum. Şimdi de para politikası ayağı var. Merkez Bankası da hani yaptı diyorsunuz. Ama şöyle bir şey oluyor. Siz geldiğiniz ilk günden beri bu göreve Merkez Bankası bağımsızlığını hep vurgu yaptınız. Hatta açıklamalarınız daha ilk günden hani normal olmasa da bir kredibilite sağlayıp piyasada da önemli hareketliliği beraberinde getirdi. Dövizi sakinleştirdi. Daha sonra ABD ilişkileri çıktı, işte gene 5-10'a geldi ama sizin hep bu açıklamanız, Merkez Bankası bağımsızlığına yaptığınız vurgu piyasada demek ki Merkez Bankası faiz arttıracak diye algılandı. Bilmiyorum, burada bir algıda mı farklılık var? Neden böyle algılanıyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Bir de bir şey daha ekleyeyim müsaadenizle. Biz mesela, siz de biliyorsunuz, Fed'in ne zaman ne kadar faiz arttıracağını biliyoruz. Daha 1-2 yıllık projeksiyonda. Siz hep iletişim, uyum diyorsunuz ama biz Merkez Bankası 14'te açıkladığı faiz kararını 13.59'da hiçbir fikrimiz olmayabiliyor. Bu piyasa beklentilerinden mi kaynaklanıyor yoksa iletişimden mi kaynaklanıyor? Ne diyeceksiniz para politikalarının ilişkin? Şimdi Gökhan abi, bu çok güzel bir soru. Çünkü niye? Benim gibi düşünüyorsanız tamam, düşünmüyorsanız değil. Böyle bir algıda olacaksak, böyle bir düşüncede olacaksak bir yere varamayız zaten. Yani piyasa, benim dediğim gibi düşünüyorsanız, benim dediğim gibi düşünüyorsanız, her konuda herkesle mutabık kalamayabilirsiniz. Piyasada mutabık kaldığınız mutabık çerçevede, aynı düşündüğünüz şeyler olduğu gibi aynı düşünmediğiniz, resme farklı baktığınız resimler de olabilir. Nitekim ekonomi dediğiniz, iktisat dediğiniz ilimin, öyle değil mi, %51'inden fazlası sosyoloji ile alakalı. Öyle değil mi? Öyle. Trend. Şimdi Merkez Bankası data setine, bütün bu bilgi birikime en güçlü şekilde erişimi olan kurum. Bizden bile. Yani birçok kurumdan bile. Zaten bağımsızlığı gücünü biraz da oradan alıyor. Sahip olduğu data, sahip olduğu analist kadrosu, yetişmiş insan kaynağı kadrosunu bütün bu çerçevede birleştirdiğinde ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunuyor. Şöyle olursa, böyle olursa. İşte son açıklamaya bakıyorsunuz. Buradaki OVP'deki kararlılık, mali disiplindeki süreçler, bunların gözleneceği, bunların etkisi, bunların ekonomi, enflasyon etkisi. Nitekim bugün bakıyorsunuz Merkez Bankası o anlamda baktığında haklı çıktığı bir resim var. Birileri mesela faiz arttırsaydı bugünkü bu gündemle pek bir işe yaramayacaktı belki. İşte öyle mi? O anlamda da başarılı oldu belki de kimine. Öyle de yorumlanabilir. Veya ne deniyor? Oradaki bir marj ve makas var. Ve diyor ki Merkez Bankası kararında, biz burada para politikası ile ilgili sürecin dışında bir de mali politikalar, mali disiplini de görmemiz lazım. Bununla ilgili adımlar ve bununla ilgili adımların ekonomiye, piyasalara etkisini gözlemleyerek bakacağız diyor. Şimdi herkesin bir ödevi var. Herkesin bu ekonomik plan içerisinde bir sorumluluğu var. Nitekim OVP noktasında bizim ve paydaşların, ilişkili bakanlıkların, kurumların, hazinenin, maliyenin görevi var. Tüm bu çerçevede baktığımızda biz bir numaralı hedefimiz ne dedik? Öncelikli enflasyon ve faiz düşüş. Çünkü hem enflasyon hem faizin tekrar zapt rapt altına alınıp tek haneli rakamlar, ki ben size çok net söylüyorum, 2019 yılı itibariyle inşallah biz tek hanelileri göreceğiz. Çok net söylüyorum. İnşallah göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibariyle tüm bu çerçevede bu birilerinin tahminleri gibi öyle de böyle göreceksiniz. Bu düşüş trendinin kırılmasını güçlü bir şekilde göreceğiz. Çünkü niye? Hakikaten çok somut adımlar atmaya başladık. Bundan daha güçlü adımlar atma süreci devam edecek. Kamudan başlayarak işin cari harcama, tasarruf, mali disiplin sürecinin adımlarını zaten piyasa görüyor, görmeye de devam edecek. Ne zaman fiyatlar sizce piyasalarda? Piyasanın ne zaman fiyatlayacağıyla alakalı şu gün veya değil demek doğru değil. Siz de piyasayı bilen insan yani. Kur yarın ne olacak demek gibi bir şey. Böyle bir şey gerçekçi olmadığını hepiniz siz biliyorsunuz. Ben bugün ve yarınla ilgili tespitte bulunmak durumunda değilim. Bulunmam da zaten. Ama benim bulunduğum 5 yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki biz. Çok net söylüyorum. Bunun adımlarını OVP açıklandığında, attığımız adımlar noktasında ve tüm bu adımların hepsinin senkronize bir şekilde, koordineli bir şekilde, uyumlu bir şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük güçlü ekonomi Türkiye hedefiyle ne kadar uyumlu olduğunu görecek herkes. Fiyat istikrarı açısından, enflasyonun dizginlenip aşağıya düşüp büyümeye pozitif etkisi açısından, faizlerin düşüp işte konuttan tutun, tüketim harcamalarına kadar, reel sektör harcamalarına kadar ne kadar güçlü bir düşüş trendi olduğunu herkes görecek. Ve bu, emin olun, bu manada, çünkü piyasa dediğimiz olgu, algı, oyuncuların çoğu tabii ki menfaat açısından, profit maximization açısından bir algıyla yürür. Türkiye'nin bu resmini oynayan herkes daha büyük bir resim kazanacak. Daha büyük bir
netice ortaya koyarak kar kazanacak, ortaya koyacak. Bu tabii kazan kazandan kastım o. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de Türkiye'deki yerleşik 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının refah düzeyinin, zenginliğinin gelişmesini ortaya koyacak. Reel sektör de bundan nasiplenecek. Niye? Borçlanma maliyetleri, yatırım noktasındaki maliyetler, enstrüman çeşitliliği, vadelerin uzaması, faizlerin düşmesi istihdama da dolaylı etki yapacağı için, direkt etki yapacağı için bunu ortaya koyacak. Bundan zerre şüphemiz yok. Çok net söyleyeyim. Bugünden yarına yaşamıyoruz. Yaşamayacağız. Hele devletler hiç yaşamaz. Bugün ne oldu? Yarın ne oldu? 5 yıl. Devletlerin trendinde 5 yıl, 10 yıl bile çok küçük süreler. Bizler bu yüzyılda Türkiye'nin bu kırılmayı ortaya koyduğunu çok net gördüğümüz için. Çünkü küresel sistemdeki ekonomik düzlem değişti artık. Çok başka. Çok dinamik, çok atletik. Hep onu söylüyorum. Çok hızlı piyasaya uyumlu hareket etmek lazım. Orada şimdi çok farklı bir konu açtınız aslında küresel ekonomi deyince ama şu netleştireyim mi şunu? Yani siz Eylül ayında program açıklandığında herkesi ikna edecek bir program olacağını ve ondan sonra zaten uygulamalarla da algıyı da trendi de çok farklı bir şekilde değiştireceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu dediğiniz tabii doğru. Hemen düzelteyim. Herkesi değiştirmek. 100 kişiden 100. Piyasa algısı olarak. Ben şunu diyorum. Eylül ayında program açıklandığında art niyetli olmayan herkes şunu görecek. Bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen, çok daha sağlam, çok daha üretime dayalı, büyüme odaklı, çok daha cari ve güncel değil, ayakları sağlam yere basan büyük güçlü Türkiye hedefi var ama söylem hayır. Bunun altını güçlü bir şekilde değiştirecek, dönüştürecek ve sağlam bir şekilde destekleyecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek herkes. Ne gibi? Altta biraz ipucu yok mu? Bunun içinde mu? Üretim var. Bunun içinde sanayi dönüşümü var. Bunun içinde çok daha aktif bir, bakın çok net söylüyorum, para politikası var, maliye politikası var, fiyat istikrarına dayalı kırılım dönüşüm var. Yapısal reformların yasal olarak, mevzuat olarak ki Ekim başladığında bankacılık sektör açısından işte Kalkınma Bankası'nın dönüşümü bir tanesini söyleyeyim. Farklı kurumlarımızın dönüşümü, farklı adımlarımızın dönüşümü, sermaye piyasaları ile ilgili atılacak çok önemli, yıllardır konuşulan ama bugüne kadar atılamayan birçok hikayeyi göreceksiniz. Ve bu birbirini destekleyecek güçlü adımlarla, çok sağlam bir temel üzerine adımların atıla güçlü bir binayı inşa edeceğini herkes görecek. Çünkü siz temeli sağlam atarsanız ve üzerine güçlü bir şekilde tuğlaları örmeye başlarsanız bir daha aynı şekilde rüzgar esti, fırtına esti, lodos esti. Daha yere sağlam basınca aynen rüzgar etkilemeyecek. Türkiye bir daha bu sermaye piyasalarına da çok önem veriyorsunuz galiba. Çünkü fiyat istikrarı, enflasyon faiz düşüşü, onun sağlayacağı faiz düşüşü ve sermaye piyasalarına ayrı bir herhalde kapı açtınız siz bu yeni programda. Öyle bir şeyler göreceğiz galiba. Borsa. Çok net söyleyeyim. Ayarında. Sermaye piyasaları üzerinde gerek insan kaynağının daha kaliteli bir noktaya dönüşümü, gerek sermaye piyasalarının Türkiye'de olması gerekenin çok altında bir pay. Finans sektöründe bakıyorsunuz %92 bankacılık. Böyle bir şey olur mu ya? Dünyadaki benzer örnekler. Son 10 senede 15 senede bir dönüşüm %0'lardan 10'lara, 20'lere, 30'lara çıkardığı bir resimde. Birçok benzer örnekler. İşte Malezya örneği var, şu var, bu var. Birçok örneğe baktım. Türkiye olarak bu yakışmıyor. Mevzuatsal değişim, yasal dönüşüm, kurumlar arası koordinasyon, uyum gerekiyorsa birleşme dahil. Çok detaylı bir çalışma üzerinde. Türkiye'deki sermaye piyasasındaki mevzuat ve yasal düzenlemelerin dönüşümünün dışında, enstrüman çeşitliliğinin dışında piyasa ve pazar genişlemesiyle ilgili çok güçlü adımlar atacağız. Çünkü %6'lar, 8'ler, 5'ler Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'de sermaye piyasasındaki kaynak ve pazar payı çeşitliliğinin ve büyümesinin, işte ne diyoruz, bu oyuncuların bir kısmı zaten bankacılık sektöründen, onlar da buna engelliyor, ondan dolayı böyle falan diyen eleştiriler. Bunları da artık bir kenara koyarak hakikaten bir dönüşümü, önümüzdeki sürecin olmazsa olmazları, bir ekonominin en önemli ayaklarından bir tanesi. Bu ve benzeri çok güçlü, dediğim gibi kurumsal dönüşüm, insan kaynağı dönüşümü ve yasal dönüşümle birlikte bütün bu üçünü birleştirdiğimiz yapısal dönüşümü çok net. Hele de Eylül'de program açıklandıktan sonra, Ekim'de yasal düzenlemelerle ilgili adımların meclis açıldıktan sonra hayata geçmesiyle birlikte onu takip eden süreçteki neticelerin ve rakamların Türkiye'de güçlü ve dengeli büyümeye doğru, enflasyon trendinin düşüşüne dayalı, ekonomideki büyümenin sağlıklı bir şekilde büyümesine dayalı, fiyat istikrarına dayalı, bütçe disiplinine dayalı, Türkiye'de hakikaten insan kaynağı dönüşümüne
Bu resim ortaya çıktıkça piyasa görecek ne kadar güçlü ve kararlı bir şekilde hareket ettiğimiz. Ne dedim? Sihirli cümle. Uyum, uyum, uyum. Tek sesli, güçlü bir hedefe hareket eden, herkesin aynı hemen amaca, hedefe birlikte yürüdüğü, enerjisini buraya harcadığı, senkronize güçlü, koordineli bir ekonomi yönetimi dönemine emin adımlarla, güçlü adımlarla yürüyoruz. Biz de heyecanla bekliyor olacağız. Peki işin küresel ayağını biraz evvel siz açtınız diye de sorayım. O yardımcı olacak mı? Çünkü girişte de biz söyledik, ciddi anlamda bir dönüşümün içindeyiz. Sizin söylemlerinizde de ekosistemin bir taraftan değiştiğini görüyoruz. İşte ABD, hani biraz evvel ben Türkiye özelinde dedim ama sorduğumda diğer pek çok ülkeyle de, hatta doğal müttefikleriyle de farklı farklı sorunlar yaşıyor. Bilmiyorum, küresel anlamda siz bir gerçekten dönüşüm görüyor musunuz dünya ekonomisinde de? Küresel anlamda çok büyük tehditlerle karşı karşıya kalındığı bir gerçeklik, vaka ortada duruyor. Ama ben hep onu ifade ediyorum. Türkiye açısından, hani filler tepişecek, çimenler ezilecek ama Türkiye ne fil ne çimen. Türkiye için çok büyük tehditlerden daha büyük fırsatların olduğu bir resimle karşı karşıyayız. Türkiye mevcut bulunduğu coğrafya, stratejik konum, küresel ekosistemin içerisinde aldığı pay ve artan ve büyüyen stratejik konumu itibariyle çok büyük fırsatlarla karşı karşıya. Bu dönemi işte güçlü ve kararlı bir ekonomi yönetimiyle birlikte, güvenlik, dış politika, savunma, bütün alanlarla birlikte birleştirdiğimizde Türkiye inanılmaz bir fırsat penceresiyle karşı karşıya. Biz bunun farkındayız. Katıldığımız bütün toplantılarda, küresel süreçlerde, bilateral birebir yaptığımız görüşmelerde ülkelerle bunun ne şekilde tezahür ettiğini, birebir bize önerilen fırsatlar, işbirliği ve noktada atılacak adımlarla görüyoruz. Ne gibi mesela? Bu çerçevede baktığımızda G20 özelinde olsun, katıldığımız diğer programlarda olsun, Türkiye artık spektrum penceresini sadece doğudan veya sadece batıdan değil, İkisine de eş güdümlü bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacak bir ekonomi diplomasisini de eş güdümlü yürütecek. Burası çok önemli. Geçen gün onu konuşuyorduk Ticaret Bakanımıza. Sağ olsun sanırım. O da aynı şeyi söyleyince çok mutlu oldu. 2030'u bulmadan diyoruz ki GDP olarak, gayri safi milli hasıl olarak neredeyse iki ekonomi olarak Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyüklüğü G7'nin toplamını geçecek ve bu iki ülkenin nüfusu neredeyse 3 milyardan bahsediyoruz. Dünyanın yarısı diye bahsediyoruz. Ama gelin görün ki Türkiye'nin bu 170 milyar dolarlık ihracat paketinin içerisinde bu iki ülkenin piyasa pazar payı %2-3'lerde. Şimdi biz hep bu tarafa dönmüşüz. Hayır. Bu tarafa dönelim. Bu da hayır. Bu tarafa dönerken pergelini ayağına açarak doğudan batıya ekonomik işbirliğini ve Afrika piyasası, Avrupa'daki çok kritik stratejik ortağımız olan ülkeler birebir bizlerle işbirliği yaparak üçüncü ülkelerde şirketlerimizle birlikte ortak pazarlara girelim. Görüşmelerini yapıyoruz. Çünkü Türkiye hakikaten hareket kabiliyeti, girişimci özel sektörü, ekonomik ve sektörel altyapısıyla çok güçlü ve rekabetçi bir ülke. Maliyet avantajı, kalite avantajı. Ve ikisini birleştirdiğinizde küresel ticarette çok stratejik avantajı olan bir ülke. Ve bunu sanayi dönüşümüyle de güçlendirip, Sanayi Bakanımızla da onu konuştuk. Hakikaten katma değerli ürün, kilo bazlı ağırlık ihracat rakamını dönüştürecek ve batıdan doğuya sanayi üretim dönüşümünü güçlü bir şekilde ortaya koyacak, teşvik politikasını bunu önceliklendirecek şekilde de konumlandıracak, destek politikalarını, mikro hibe destek politikalarını gibi bu çerçevedeki alt kırılım detaylarının hepsini çok ince çalışıyor. En büyük ve güzel tarafı da şu. İşte yeni sistemin getirdiği, işte 36 idi 2002'de 26'ya düştü. 2018'de yeni sistemde 26'dan 16'ya düşen bakan sayısı ve bakanlarımızın çoğu özel sektör mantığında, bir şirket mantığında çok daha senkronize uyumlu yönetici mantığıyla koltuklarına oturup yeni getirdiği bakan yardımcıları olsun, insan kaynağı noktası, ekibi olsun, özel sektör mantığıyla Türkiye'deki süreçleri, kamunun aklını geçmiş bugüne kadar taşınan bürokrasideki o tecrübenin aklıyla özel sektör mantığını birleştirecek şekilde çok daha dinamik sahada uygulayacak bir süreci başlattı. Ben o açıdan bugünün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacağını düşünüyorum. Hiçbir endişem ve şüphem yok. Ama biz günlük yaşamayacağız. Çünkü Türkiye'nin önü de, önümüzdeki küresel süreçteki bu yüzyılın güçlü resmi de Türkiye'yi başka bir yere koyuyor. Ve Türkiye bu stratejik ve kritik avantajını siyasi anlamda, toplumsal anlamda güçlü bir yapıya kavuştu. Hele de 15 Temmuz'dan, 16 Nisan'dan ve 24 Haziran'dan sonra üzerine koyarak güçlü bir şekilde yürütecek. Ve ben hep onu söylüyorum. Paydaşlarımıza,
Türkiye güçlü bir şekilde yoluna hızlı ve emin adımlarla ilerlerken bizimle el ele yürüyen herkes bu konuda birlikte kazanarak yürüyecek. Yürümeyenler de canları sağ olsun kendileri bilir ama Türkiye'nin önü çok açık. Ve bunun adımlarını ve meyvelerini hep aynı şekilde aldık. İşte almaya da devam edeceğiz. Piyasa algısı açısından da onu söylüyorum. İşte bugün bakıyorsunuz enflasyon rakamı biraz önce açıklandı. Beklentilerin altında pozitif bir süreç. Önümüzdeki aylarda ve süreçte yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Çünkü biz bununla ilgili tedbirleri çok güçlü alıyoruz. İşte gıda, bakın Temmuz ayında gıda -0.28 çok olumlu bir adım. Ve önümüzdeki dönemde bakın hal yasası, bununla ilgili adımlar, Ticaret Bakanlığımız çok sürpriz çalışmalar yapıyor, önemli adımlar atacak. Biz önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Gıda etkisi, sepetin etkisi, dalgalanacak aylık bazda şudur budur. Birçok açıdan Türkiye tüm bu yapısal 10 yıllardır belki konuşulan süreçlerin artık geçmişte arkasında bıraktığı bu bir süreci ortaya koyacak. Dediğim gibi tüm paydaşlarımızla çok güçlü, uyumlu bir iletişimle süreci başladık. Çok rahatız ve daha da iyi olacak. Ben herkese de onu ifade ediyorum. Biz de ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ki söylemlerinizden Merkez Bankası'nın üstünden de bayağı büyük alınmış gibi. Çünkü hep Merkez Bankası, Merkez Bankası diyordu ama diğer adımlarla biz bunu sağlıyor olacağız gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok özel röportajımızda ve ilk göreve geldiğinden beri ilk röportajınızda NTV ailesi olarak çok teşekkür ederek bize verdiğiniz için size teşekkürlerimizi sunalım ve böylece özel röportajımızı da kapatalım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.